öncelikle pirincimizi sıcak suyun içerisinde yaklaşık bir yarım saat kadar bekletiyorum. Biraz da tuz ekleyebilirsiniz içerisine. Şimdi soğanımızı ve patlıcanımızı hazırlayarak yemeğimizi yapmaya devam edelim. Bu arada tenceremin altını da açıyorum. Yavaş yavaş ısınması için ve tereyağımızı da ekleyelim içerisine. Bir parça daha ekleyelim. Evet, kuru soğanımızı ayıtlayalım. İnce bir şekilde doğruyorum, burun ağzı olarak. Evet, soğanımızı güzelce doğradıktan sonra şimdi tereyağının içerisine ekleyeceğim. Şimdi patlıcanımızı alaca soyduk, arkasından da ortadan ikiye kestim. Şimdi tekrar 3'e 4'e keserek her bir parçayı zardan biraz daha büyük olarak doğruyorum. Patlıcanlarımızı bu şekilde doğradıktan sonra şimdi bir soğanlarımızı karıştıralım. Pirincimizi ıslamıştık. Şimdi güzelce yıkayarak süzdürelim. Evet, soğanlar ve tereyağı eridi. Soğanlar da güzelce kavruldu. Şimdi yıkamış olduğum pirinci de bunun içerisine ekleyeceğim. Pirincimizi de ekledikten sonra güzelce karıştıralım. Ve bu esnada tuzunu ekleyelim. Pirincimizi güzelce karıştırıyoruz. Şimdi damla sakızı ve safranımızı da ekleyelim içerisine. Safrandan bir miktar alıyorum ve bu şekilde gezdiriyorum. Şimdi küçük bir parçada damla sakızı ekleyeceğim. Fakat damla sakızını biraz daha küçültmek ve aynı zamanda toz haline getirmek için havanda hafif eziyorum. Ve birkaç parça da bu şekilde damla sakızın içerisine ekledikten sonra tekrar karıştıralım. Şimdi de sıra geldi patlıcanları eklemeye. Patlıcanlarımızı da ekleyelim içerisine. Evet, patlıcanlarla da güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra artık pilavımızın suyunu verebiliriz. Bir su bardağı pirince 1,5 su bardağı sıcak su ekleyebilirsiniz. Şimdi kapağımızı da kapatalım. Pilavımız suyunu çekinceye kadar ocağın altını açık tutacağım. Ne zaman suyu bittikten sonra, iyice suyunu çektikten sonra ocağın altını kapatıyorum. Fakat ağzı kapalı olarak ocağın üzerinde tutmaya devam edeceğim bir yarım saat kadar daha. İyice demlendikten sonra da harmanlayarak bu güzel pilavı servise sunacağım. Pilavım güzelce demlendi. Şimdi açarak karıştıralım. Evet, artık servise sunabilirim. Şimdi servis tabağımızı alalım yanımıza. Pilavı servis ederken güzel bir şekil yapmak istiyorsanız kasenin içerisine doldurup ters çevirebilirsiniz. Ama bunu yapmadan önce kasenin içerisine biraz soğuk su tutmanızı tavsiye ederim. Bu kaseye yapışmasını engelleyecektir. Bu işlemi yaptıktan sonra şimdi pilavımızı bu kasenin içerisine dolduralım. Servis tabağına koyduktan sonra bu şekilde çeviriyorum ve kaldırdıktan sonra pilavımız bu şekilde kubbe gibi görünüyor. Bunun çevresine çok az miktarda baharat koyuyorum. Biraz pul biber koydum. Biraz kuru nane ve kekik koyuyorum ve pilavımı servise sunuyorum.